Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Ve ennehu huve Rabbu Şira. Şira'nın Rabbi de odur. Ve muhakkak ki Şira yıldızının Rabbi de odur. Sirius yani Şira, yıldızı görünür kadiri bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major takım yıldızındandır. Bize 8-6 ışık yılı uzaklıktadır. Orion takım yıldızının yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. Eski dönemlerle insanlar parlaklığı nedeniyle bu yıldıza taparlarmış. Günümüzde bile bu yıldıza tapan kavimler vardır. Ayette bu yıldızın Rabbi de Allah'ın olduğu belirtilmektedir. Çıplak gözüyle birlikte bakıldığında tek yıldız olarak görülmesine rağmen gelişmiş teleskoplar ile bakıldığında çift yıldız, binary star, sistemi olduğu görülür. Sirius A ve Sirius B olarak iki yıldız vardır. Sirius A yıldızı büyük olan yıldız olup büyüklüğü güneşimiz kadardır. Sirius B yıldızı ise beyaz cüce yıldız olup boyutları dünyamız kadardır. 12 milyon kilometre çapındadır. Sirius B'nin boyutu dünyamız kadar olmasına rağmen kütlesi güneşimizin %98'i kadardır ki bu Sirius B'deki toz tanesinin binlerce ton gelmesine neden olur. Bu iki yıldız birbirleri etrafında dönerler. Sirius A ve Sirius B birbirleri etrafında dönme periyotları çok modern teleskopik incelemeler ile tespit edilmiştir. Sirius Şira yıldızının Necim yıldızı suresinde 0. ayet olarak besmele ile birlikte 50. ayette geçmesi ve bu sayının iki yıldızın birbirleri etrafında dönüş süreleri olan 50 yıla eşit olması çok büyük bir mucizedir. Tesadüf olarak denk geldiğini söylemek en hafifinden insafsızlık olarak tanımlanabilir. Ayrıca 45. ayette Zevceyni çift yaratılış kelimesi geçmektedir. Ayette erkek ve dişi ayrı olarak zikredilmiş ama ayrıca çift yaratılış vurgulanmıştır. Yıldız suresi 45. ayetteki bu vurgulama Sirius yıldızının çift yıldız oluşunu işaret ediyor olabilir. Yine çok büyük bir mucizede 53 ve 1. ayetteki çöken bir yıldıza kasem edilmesidir. Bu kasem ile Sirius B yıldızının içine çökmüş bir beyaz cüce olduğuna işaret vardır. Yüce Allah 53 ve 1. ayetinde şu şekilde buyurmuştur. Ve necmi iza heva, düştüğü çöktüğü zaman yıldızı andolsun. Peki ben size şu an tam olarak neyden bahsediyorum? Tabii ki olayı birazcık anlamış olabilirsiniz. Sirius takım yıldızından bahsediyorum. Peki Kur'an-ı Kerim'le Sirius takım yıldızının ne alakası var diyeceksiniz. Veya bundaki mucize nedir diyeceksiniz. Az önceki anlattıklarımın birçoğu aslında bir mucize. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah 1400 yıl önce Sirius takım yıldızından haber veriyor. Onun nasıl bir şekle ve şemale sahip olduğunu bize 1400 yıl önce bildiriyor. Ve 1400 yıl önce bilim daha bunu keşfetmemişti. Veya Sirius yıldızını, Şira'yı henüz keşfetmemişti. Şimdi gelin diğer ayrıntılara bakalım. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette geçtiği, hangi surede geçtiği ve ne anlamlara geldiğini şimdi bu videoda derinlemesine size anlatacağım. Şira. Bazı cahiliye Arapların taptığı yıldız Samanyolu'nun en parlak yıldızıdır. O Şira'nın Rabbidir ifadesiyle Allah'ın evrenin yaratıcısı ve hakimi olduğu vurgulanmaktadır. Şira, bazı Arap kabilelerinin şans kaynağı saydıkları, bahtlarını kendisine bağladıkları ve bu sebeple taptıkları en parlak yıldız olarak anlaşılmıştır. Batı dillerinde yazılan meal ve tefsirlerde Şira karşılığında genellikle Sirius kelimesini kullanılması da bu anlamdan hareketle yapılmış bir çevredir. Sirius, dilimizde ak yıldız veya Şira-i Yemani olarak bilinen ve büyük köpek takım yıldızı içinde yer alan en parlak yıldızın adıdır. Öyle anlaşılıyor ki ayette Yüce Allah'ın Şira'nın da Rabbi olduğu belirtilerek bir tür şirk olan bu gibi telakilerin temelden yıkılması hedeflenmektedir. Bu kısa bilgiden sonra konunun detayına şöyle bir gelelim. Sözlükte saç anlamındaki şar kökünden türetilir ve parlak bir yıldız diye tanımlanır. Arap dilcilerinin Şira'yı saçlı manasında Arapça asıllı bir kelime kabul etmelerine rağmen şarkiyatçılar kelimenin gerçekteki Sirius isminin Arapçalaşmış şekli olabileceği görüşündedir. Kur'an-ı Kerim'de cins ismi olarak Necim ve Kevkeb kelimeleriyle yıldızlara işaret edilmiş, sadece Şira özel ismiyle anılmıştır. Necim 53 ve 49 sahih hadis kaynaklarında bu isme rastlanmamaktadır. Gerek sözlüklerde gerekse tefsirlerde Şira'nın bir adının da Mirzem olduğu, Cevza'dan sonra doğduğu ve doğuşu sırasında yüksek bir hareket taşıdığı belirtilir. Bazı Araplar Şira kelimesinden büyük köpek takım yıldızını, bazıları da Cevza burcunda yer alan Mirzemi anlardı.
Aslında Şira bir çift yıldız olup bunlardan güneye düşen Şira'yı Yemanniye, kuzeye düşene Şira'yı Şammiye denirdi. Asıl Şira Samanyolu'nun ve büyük köpek, avcı köpeği takım yıldızının en parlak yıldızı olan Şira'yı Yemaniye'dir. Nitekim Batlamyusçu Grek astronomisinde Şira büyük bir köpek resminin ağzında gösterilmiştir. Şira'yı Şammiye ise küçük köpek Canis Minor takım yıldızı içinde yer alır. Cahiliye dönemi inancına göre bunlar Süheyl Orion yıldızının kız kardeşleridir. Diğer yıldızların aksine Şira'yı Yemaniye semayı enine kat eder. Bu sebeple ona Abur denir. Gökyüzünün en parlak yıldızı kabul edilen Şira, Güneş'ten 23 kat daha parlak, 50 kat daha büyüktür ve Dünya'dan 8.7 ışık yılı, 51 trilyon mil uzaklıktadır. Bu mesafe Dünya ile Güneş arasındaki 149 milyon kilometrelik uzaklığın 1 milyon katıdır. Şubat ve Mart aylarında Şira Dünya'nın her yerinde görülebilir. Doğuş zamanı Ay'ınkine yakındır. İkizler Burcu'nda bulunan saç ayağı şeklinde 3 yıldızın adı olan Heka ile Cevza'dan sonra doğar. Cahiliye Arapları genellikle Şira'ya büyük önem verir. Dünya üzerinde etkili olduğuna inanır. Bazı kabileler ona tapardı. Araplar içinde ona ilk tapanın Ebu Kebşe el-Huzayi olduğu söylenir. Bir rivayete göre müşrikler Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dinlerini reddedip yeni bir din tebliğ etmesini Ebu Kebşe'nin Şira'ya tapmasına benzetip ona Ebu Kebşe'nin oğlu demişlerdir. Cahiliye şiirinde Şira'ya yer verilmesi bu yıldıza gösterilen saygının bir ifadesidir. Yine Kur'an-ı Kerim'de karanın ve denizin karanlıklarında yön bulma gibi hususlarda yıldızların insanlar için bir işlev gördüğü Enam 6 ve 97, Nahl 16, semanın burçlarla yıldızlara donatıldığı Hicr 15, Saffat 37, yıldızların Allah tarafından yaratılıp onun buyruğuna boyun eğen kudretine şahitlik eden varlıklar olduğu Araf 7, Nahl 16 ve zamanı gelince ışıklarının söneceği Mürselat 77, Tekvir 81'de belirtilmektedir. Dikkatleri çeken Şira da bunlardan farklı olmayıp Şira'nın Rabbi de yalnız O'dur. Necim 53 ve 49. Bu ayetin geçtiği Necim suresinin başında andolsun o yıldıza battığında buyrularak yıldızın batmasına vurgu yapılmış Enam suresinde 6.76 Hazreti İbrahim'in Allah inancı konusunda kavmiyle tartışırken kendisini bir yıldıza tapıyormuş gibi gösterip onun batması üzerine ben böyle batıp gidenleri sevmem dediği bildirilmiştir. Böylece insanların bazı gök cisimlerine olağanüstü özellikler atfetmeleri veya tapmaları gibi yanlış yollara düşmemeleri yıldızların da batıp kaybolduğunu görmeleri gerektiği hususu ifade edilmiştir. Yani anlayacağınız 1862 yılında keşfedilen ve 49 yılda bir Sirius A yıldızının etrafındaki Sirius A yıldızının etrafındaki dolanımını tamamlayan Sirius B yıldızını Allah kutsal kitabında 14 asır evvel haber vermişti. Allah bu mucizeyi zeki ve Kur'an'ı sadece koyunun kaval dinlemesi gibi dinlemeyen insanların keşfi için Necim yani Yıldız suresine 49. ayete koymuş ve bu söz konusu ayette Sirius yani Arapça karşılığı ile Şira ismi yıldızın varlığını haber vermiştir. Bilim diyor ki Sirius B yıldızı Sirius A'nın etrafında 49.9 yılda bir dolanmaktadır. Allah da Sirius yıldızını Necim yani Yıldız suresinde 49. ayette ismini anmaktadır. Burada bir ayrıntı daha vardır. O da 9 rakamıdır. Peki 9 rakamı nedir ve neyi ifade eder? Hemen açıklayalım. Sirius B'nin dolanım süresi bilimsel olarak 49.9 yıldır. İşte burada da büyük bir mucize vardır. 49.9 sayısını düşündüğümüzde 49 sayısı Necim suresinde Sirius'un anıldığı ayette tekamül etmektedir. Aynı zamanda 9 sayısını yine Kur'an'da Necim suresinde araştırdığımızda karşımıza şok edici bir bilgi çıkmaktadır. 9 sayısının Necim suresini aratıyoruz ve karşımıza 9 numaralı ayet geliyor. Bakın bu ayette Allah ne diyor? فَقَانَ كَابَ قَوْ سَيْنِ اَوْ اَتْنَا Onunla arasındaki mesafe 2 yay kadardır yahut daha az kaldı. Allah bu 49.9'un 9 rakamlı ayetinde 2 yaydan bahsediyor. Peki bu terim size neyden bahsediyor biliyor musunuz? Allah bu ayette diyor ki arasındaki mesafe 2 yay kadardır. Şimdi videoda söylediğimiz ve bilimin 1860'lı yıllarda keşfettiği Sirius B'nin dolanım şeklini hatırlayalım. Ne diyordu bilim? Sirius B gezegeni Sirius A etrafında bir yay şeklinde yörünge izler ve 49.9 yılda birbirlerine yaklaşırlar.
Bilim 1860'lı yıllarda keşfediyor ve diyor ki bu gezegenlerin dolanım süreleri 49.9 yıldır ve yörüngeleri bir yay gibidir. Allah ise bunu tam 1400 yıl önce dile getiriyor ve diyor ki 49 Sirius yıldızının Rabbi benim, 9 ikisi arasındaki mesafe yay gibidir. Şimdi bırakın bilim adamı olmayı, sıradan bir insan olarak elinize vicdanınıza koyun ve söyleyin. Bilimsel bunca kanıt varken bilimin yeni yeni keşfettiği bu gerçekleri Allah 14 asır evvel ve ennehu huve rabbu şira ayetiyle bu mucizeyi bildirmişken bu Allah'ı yok saymak mı aklıca yoksa iman etmek mi? Yoksa birbirlerinin iddia ettiği gibi Allah'ın yarattığı Sirius yıldızından yani şira'dan dünyamıza gelen ziyaretçilere Allah ilan etmek mi? Allah'ın yaratmış olduğu bir şeyi Tanrı ilan etmek veya Allah yerine koymak nasıl bir akıl kârıdır? Akıl ve zeka aynı kapta dolu olmalı. İkisi farklı kaplarda olursa akıl şaşırtır, zeka yoldan saptırır. Allah'ın yolundan sapmayın. Allah'ın yolundan gidin. Şeytana inananlar cehenneme adım atanlardır. Hoşça kalın.